Bir Müslümanın din kardeşlerinden sürekli uzak kalması, onların arasına katılmaması, her zaman mesafeli durmasından dolayı nasıl bir yol izleyebiliriz? Bu tür Müslümanlara nasıl bir nasihat yapabiliriz demiş. Evet. Şimdi bu kardeşin sorusuyla alakalı şunları söyleyeyim öncelikle. Neden Müslümanlardan uzak durduğunu bilmediğimiz için ben birkaç tane sebep zikredeceğim. Genellikle toplumda bu olduğu için ve bu arkadaşı da Müslüman olarak algıladığım için cevap vereceğim. Genel ifadeler kullanacağım için böyle olan insanların hepsi üzerine alınabilir. Yani çünkü genel bir cevap veriyorum. Kişiye özel bir cevap değil. Öncelikle bu kardeş şayet sizin yanınıza gelmiyorsa ya sizde bir problem vardır. O da olabilir. Yani sizinle alakalı bir sıkıntı varsa bundan dolayı gelmemiş olabilir. Eğer sizinle alakalı bir sıkıntı varsa o arkadaşa sorarsınız. O arkadaş size varsa sizinle alakalı bir sıkıntı cevabını verir. İkinci bir nokta ise şayet sizin yanınıza gelmiyorsa şu sebep olabilir. Günahlar onu kuşatmıştır. Müslümanların yanına gelmeye yüz bulamıyordur. Gelmek istemiyordur. Veya günahlarını ortak etmek istemiyordur. Veya açığa çıkarmak istemiyordur. Çünkü böyle Müslümanlar maalesef ama maalesef var. Ne yapıyorlar? Günah işliyorlar. Şeytan onları kandırıyor. Ya sen bu kadar günah işledin de insanların yanına niye gidiyorsun diyorlar. Ve ondan dolayı da o Müslümanın ayağını kaydırmak için çaba gösteriyorlar. Çünkü siz de biliyorsunuz ki kişiyi sürüden koparırsan onu öldürmek, onu yok etmek daha basittir. Şeytan da amacı ne? İnsanları, yani Müslümanları birbirinden kopartıp ondan sonra onunla uğraşmak. Çünkü cemaat olduğun zaman böyle birbirinize nasihat ediyorsunuz ya, hemen kendinize geliyorsunuz. Ama cemaat olmadığınız zaman, beraber olmadığınız zaman kendi nefsinize nasihatiniz vardır ki nefis de şeytandan başka bir şey değildir. Nefis de şeytandan başka bir şey değildir. Dolayısıyla şayet bu arkadaşımız eğer günahlara daldıysa, günahlara müptela olduysa, günahlar onu çepeçevre kuşattıysa tövbe istiğfar etsin, Allah'a sığınsın ki Allah Azze ve Celle günahları çokça bağışlayandır. Başka bir mesele ise bu da yine bizim sıkıntılardan bir tanesi. Genel olarak ben örnek vereyim, Müslüman olmayanlarda gördüğüm kadarıyla Müslümanlarda da görüyorum. Mesela bazen bazı insanlar var, oyun müptelası olmuş. Sürekli oyun oynuyor. Vakitlerini oyunla geçiriyorlar. E tabi oyun oynayan adamın boş vakti olur mu? Olmaz. Adam sürekli oyun oynuyor. Sabahtan akşama kadar 10 saat, 12 saat harcıyor buna. E bu ma la yani bir şeydir. Bu boş bir şeydir. Min husnil islamil mer'i terkuhu ma la yani diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. İslamınızın güzelliğindendir ki ma la yani terk etmenizdir. Dolayısıyla adam oyuna dalıyor Allah muhafaza. Ve oyuna daldığı için namazlarını zor yetişiyor, namazlarını zor kılıyor, kitap falan zaten okumuyor. Öyle ne oluyor? Maalesef oyun müptelası oluyor ve Müslümanların yanına gitmiyor diyebilirim.